Testler yaptık. Eğer seçilirsek yine devam edeceğiz. Daha büyüğünü yapacağız. Buna inanıyorum. Mesela ben şimdi yaptığımız birkaç tane işi anlatayım. Dayıcığım müsaade ederseniz Hakkı dayı. Ben konsantre bozuluyor. Benim öyle bir yapım var ki konuşurken kusura bakmayın. Birisi konuştuğu zaman kafam takılıyor. Yani azarlamıyorum, yanlış anlaşılmasın da. Konsantrem bozuluyor. Beynimde tasarladığım şeyleri konuşamıyorum. 5 dakika bana müsaade edin, ondan sonra sohbet edelim. Olur mu? Sizden de isteklerinizi alacağım. Neler istiyorsunuz onları alacağım. Mesela ben dayılarıma bu mahalleye 1000 metreküp 1000 metreküp beton döktüm. Farkındasınız aşağıki alım evinden. Kimisine yalvara yalvara, tek arabanın geçemediği yerlerde. Bana abim dedi ki, ilk beton oraya dökülmüştü elle. Perişan bir durumdaydı biliyorsunuz bu. İlk dökülme beton elle dökülmüştü. Ve çok muazzam bir şekilde bu betonlamasını belirli bir yerin yaptık yani. Belirli bir yerde derken Yazıcı Mahallesi 3-2 betonlama işini yaptık. 1000 metreküp, 950 metreküp de duvar yaptık bu memlekette. Yazıcılar Mahallesi'nde. En çok hayalimde olan bir şey vardı. Rasım dayımın evinin oradan yolu öbür yöle bağlamak hayalimiz vardı. Ve orada çok muazzam duvar yaptık. Duvarlarla beraber Rasım dayımın evine kadar yolu götürdük. Allah nasip ederse Rasım dayımın eviyle Cemal dayımın evinin arasından çıkalım dedik ama orada araba geçmesi mümkün değil. Cemal dayımın evinin yıkılması gerekiyor. Yani oradan geçebilmesi için. Allah nasip ederse hem de orada bir kanal var aşağıya doğru, su kanalları var. Şimdi ta Muhammed'in yeni yaptığı yerden aşağıya olan sular gelecek. Rasım dayımın evinden aşağıya bir kanal var, o kanala verilip gidecek. Rasım dayımın evinin altından son öteki iki evin arasından, Cevat dayımın evinin arasından iki o yolu birleştirecek o yolu. Hayalimdi benim. Yani bir mahalle görünümü yoktu aşağıki mahallede. Çok güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. Geldik mahallenin meydanını da çok güzel yaptık. Herkes bize izin verdi. Allah razı olsun. Geniş beton döktük. Şöyle bir şey oluyor çalışmalarımızda. Ben buralarda hep çizmelerle çalıştım yani. Yanlış anlaşılmasın. Ya beton daha fazla dökülecek abi değil mi? Yol 5 metre midir? 8 metre olunca belediye daha çok beton dökecek. Yalvararak döküyoruz. Aman buraya tutma bahçemdir, şuraya tutma bahçemdir. Ya ama Allah razı olsun, bizi bugüne kadar insanlarımız kırmadı. Mesela Lazahmet dayımın orada, İbrahim dayımın orada evde bir cenaze olsa Allah korusun veya bir düğün olsa orada 10-15-20 araba çekilebilir, evlerin aralarını falan filan hepsi müsaade ettiler, yaptık güzel bir şekilde. Aşağıda geldik, Ali Savuş dayımın mezarlığının oralarında döktük, cevabında bir mezar olduğunu araba gitsin. Yani yaptığımız şey mükemmel bir şekilde, bir defa yapalım diyoruz ve yaptık. Sonra biliyorsunuz sizin su meseleniz var ta dağdan. Su meselesinde şu ana kadar 1400 metre kadar 60'lık boruları gömdük. Şöyle gömdük. Buradan aşağıya doğru Latifli'ye su gidiyordu. Başka bir proje bizimle alakalı değil. Onlar kazıyorlardı. Hazır kazıyorlar. Bir daha bunun kazma işi zordur diye. Aynı kazılan yere bizim kendi borumuzu da size gelecek olan boruyu gömdük. Bugün de Rasım dayıma muhtarlara da teslim etmeyin dedim. O muhtar olursa, bu muhtara teslim edilirse diyecekler ki ona teslim etti. Aslında Mübin dayım muhtardır yani. Seçim olmasa teslim edecektim boruları ona. Ama seçim süreci olduğu için Rasım dayıma dedim geldi Rasım dayım, meclis üyemizdir. Rasım dayım tutanakla 4000 metre borunuzu da bugün teslim ettim. Alım evine koyuldu. Allah nasip ederse kepçemiz, ederimiz zaten kepçecimiz dayımdır burada. Kepçecimiz ederle beraber kazılacak. Bu dağdaki su Allah'ın izniyle size gelecek. Bir de şunu söyleyeyim. Burada 2 tane mezarlık yaptık. Esas dedemin mezarlığı kalmış. Onun etrafının çevresini yapacağız. Hacı Şakir dedemizin, Hacı Ahmet dedemizin, Hafız Mehmet dayımın mezarlıklarını. İnşallah onları en güzel, mükemmel bir şekilde yapacağız. Onları ben duvarla çevirmek istemiyorum da böyle bir malzeme almışım ben 120 santim yüksekliğinde. İşte anlatmışım arkadaşlar bilirler. Deseni de duvar deseni gibi karşılıklı koyacağız. Şimdi betonlayacağız aldığımız zaman her iki tarafı taş görünümlü olacak. İnşallah o mezarlık çok büyük mezarlık. Çünkü gerçekten yıllarca bu memlekete Allah'ın kelamını okutmuşlar. Hacı Şakir dedem, Hacı Ahmet dedem, Hafız Mehmet ki böyle muhteşem insanlar. Onlar bizim veba borcumuzdur ama yukarıda işte biliyorsunuz bir tane askerimiz vefat etmişti. O mezarlığı yaptık. Oradan Ahmet abim de çok değerli bana. Maksut abim de
O çok güzel oradan, Alaf'a geçmişler oradan. Bel dediğimiz yerde, onu da o şeyi de, o yolu da açtık mezarlığın yanından. Yalnız orada bir dayılarıma bir sözüm var yine. O girişte üstte bir yer var, oraya bir mezarlık daha dayılarıma yapacağız yani kendi özelliklerini. Duvarını yapacağız, onu da yapacağız. O yolda bazı problemler oldu. Birbirine bir şeyler söyledi falan filan ama dayılarım müsaade ediyor. O yolu açacağız yani. Yapılmış, bitmiş de. Açıldı. Açıldı değil mi? Dayılarım bana müsaade etti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Açılması gerekirdi. Ufak tefek şeyler oluyor. Ben madem de öyle yolu yaptım ki yolu yaptım. Mesela rahmetli muhteremin evine yolu yaptım. 4 sene kapalı durdu. Ufak tefek laflardan dolayı bir dayıcım bitireyim. Ufak tefek laflardan dolayı durdu ama Allah razı olsun. Müsaade ettiler. Yaptık, serdik. Şimdi gidiyoruz. Mesela şimdi her cuma günü muhterem benim kurs arkadaşımdı. Gidiyorum, Kur'an'ımı da okuyorum. Güzel de bir yol oldu. Olur öyle ufak tefek şeyler. Bir de biliyorsunuz dayıcığım, şu yukarıda bizden önce çöpler biliyorsunuz sizin mahallenin karşısında Melikhamun o virajda çöpler dökülürdü. Her hafta yanardı. Kokudan ne bu mahalleye durulurdu ne de Melikham'a gidilirdi. Sizin yeğeniniz o çöp alanını yok etti ve bir tane çöp oraya dökülmüyor. O yolu da bağladık şeye biliyorsunuz, alın evini oraya bağladık. Yol olarak bağladık. Melikam'dan gelen adam ta aşağıya iniyordu. Bir daha çıkıyordu yazıcılara. O da çok güzel bir yol oldu. Bu konularda bize yardım edenlerden hepsine Allah razı olsun. Aşağıdan tekrar alın evin yanından yolu ta yukarıya doğru çıkardık. Yani 2000 kilometre. Yani 2 kilometre. Dur bakın burada vardır. 3 kilometre yazıcılara yol yaptık. Bak 3 kilometre. Bizim madenli merkezden burası 1,5 kilometre var mı? 3 kilometre. O kadar daha yol yaptık biz. Ve hepsini 3000 kilometre yol yaptık ve mesela her kapandığı zaman, her sıkıntı olduğu zaman Cafer zaten buraya kepçeyi al git diyorum dayılarımın oraya. Evine çek, pazar günü yolunu aç. Cumartesi pazar, o da kendi mahallesi için fedakarlık etti. Dağ yollarını devamlı yaptık. Bir de şu ileride bir yol var şimdi. Eski ocak vardı. O belden gelip birleşiyor ya yol. Oradan öteye bir yol başladı. Hüseyin dayım onlar başladılar. O yolu ben taahhüt etmişim. O yolu Allah nasip ederse Melikam'a bağlayacağız. Eğer insanlar müsaade ederse ediyorlar zaten. Geçen de Halil dayım mesela orada bir evi var. Oradan yolu Beri'ye bağlayacaktı. Taş çıktı şimdi. Biraz da saat ücreti kaldı ama o yolda güzel, onu da Beri'ye bağlayacağız. Ve en çok arzu ettiğim şey şu. Bir yol bu taraftan geliyor, öbürü de karşılıklı geliyor. Araya da kalıyor 500 metre, 1 kilometre yol. O birbirine bağlanmadı mı çok üzülüyorum. Halbuki alternatif yok. Birisi bir taraf battı mı öbür taraftan gider. Yani ben dayılarıma hizmet olarak bunlara yaptım. Bir de aşağıki alım evine kadar, alım evinin kapısını da güzel betonladım. Çay satılacak pislik olmasın. Oradan aşağıya, rahmetli Salih'in mezarına kadar, Melikam'ın bitişiğine kadar zaten arazi hemen hemen şeyindir. Devletin arazisidir. O dediğim o kalıpları onun için almışım. O yolları genişleteceğiz. Kimse müdahale edemez. Genişleteceğiz. Ve genişlettiğimiz yeri beton döküp onları koyacağız yolun kenarına. Betonlayacağız. Betonum da şu anda 3000 mikap beton almışım şeyden. Bu çift şerit yolu yapan arkadaşımız bize 3000 mikap belediyemize hibe etti. Yani 400 milyar değerinde. Bu 3000 mikap demek ne demektir biliyor musunuz? Yani ben bugüne kadar belki de 6-7 bin mikap beton ancak dökebildim bütün mahallelere. Bunun yarısı kadar demektir. Allah nasip ederse oraları da genişleteceğiz. Salih'in mezarından kanavası yapılmış, yan tarafta 1,5 metre duvarı yapılmış. Çamur falan döküldüğü zaman da yolu kapatmıyor o zaman. Anlatabiliyor muyum? Kolay temizleniyor. Sonra var bizim başkanım. Kanalizasyon meselesini söyleyeyim. Bizim mahalle kanalizasyon yapılmış bu tarafta. Şimdi bu Hüseyin Çakırlar, bu rezervallar, evden ötüye Çağızım'ın evi, amcamın evi, Mücahit Çakır'ın evi, Mustafa Çakır'ın evi, bizim 3-4 tane ev. Bu tarafa kalanla yani terse kaldırır, yapılmadı. Bizim en büyük sorunumuz şu anda, yani aşağı yukarı 10 tane hane varız bu tarafa, kanalizasyonumuz yok yani. Eski usul gibi hemen evlerine çay bahçe yapıyor. Tamam, dayıcığım bir şey söyleyeyim. Bu kanalizasyon meselesinde Avrupa kredisiyle yapıldı biliyorsunuz bizden önce. Teslimini de ben aldım. Hatta biliyorsunuz şikayetler falan da geldi. 70 santim gömülecekti, gömülmemişti. 30 santimde kazmaya vuruyorsun deliniyordu. Doğru, teslim yani. Almadım. Adamlara bir 70 milyar lira daha masraf ettirdim. Öyle teslim aldım. Gömeceksiniz falan filan diye.
Öyle teslim aldım. Burada çok patlıyordu yazdıların orada falan filan. Şimdi bu Avrupa kredileri de borçsuz belediyelere veriliyor. Allah'a şükür borcu olmayan bir belediyeyiz. Belediyeyi aldığımız zaman 800 milyar lira yıllık bütçesi vardı. Şu anda 4,5 trilyon. Her sene, samimiyetimle söylüyorum, her sene borçsuz kapatıyor.